Herkese merhaba. İki kelime var. İki kavramdan bahsedeceğim. Bir tanesi kabus, bir diğeri de utanç. Dün akşam Santiago Bernabeu'da Galatasaray adına çıkan tabloyu bu iki kavramla açıklayabiliriz. Tasvir edecek ya da teknik analiz bakımından bir şeyler söyleyebilecek bir maç değildi bence Galatasaray adına. 6-0 tam bir utanç. Neredeyse Galatasaraylı oyuncular futbolu yeni öğrenmeye başlayan çocuklar gibiydiler. Hiçbir organizasyon yoktu. Real Madrid istediği gibi baskı yaptı, sahaya yayıldı, sağdan geldi, soldan yaptı, ortaları ve boş alanlar bularak bunları değerlendirdi. Sistemini ne yapacağını çok iyi bildiğimiz Real Madrid o kadar kolay ilk 15 dakikada, ilk 13 dakikada 3 tane gol buldu ki Galatasaray hiçbir şey yapamadı gerçekten. Sanki hiç futbolu bilmiyormuş ya da futbolu öğrenmeye yeni başlamış gibi ne yaptığını bilmeyen bir ekip hüviyetindeydi istisnasız bütün oyuncular. Dolayısıyla böyle bir sonucun ortaya çıkması kaçınılmazdı. Maçtan bir gün önce İspanya'daki bahis şirketleri bu maç Galatasaray'la yapılacak bu maç Real Madrid adına sezonun en gollü maçı olabilir şeklinde bir bahis açmışlardı. Yani Real Madrid'in gol kısırlığını ortadan kaldırabileceği bir maç olarak düşünmüşler ve böyle bir bahis açmışlardı. Maalesef Galatasaray bu öngörüleri, bu bahisin arkasında duran düşünceyi tersine çevirebilecek, sürdürülebilir bir oyun anlayışından tamamen uzaktı. Yerleşim hataları, bireysel hatalar, 3. golde Nagatomo, onun öncesindeki goller, penaltı pozisyonu vesaire, sahaya yayılma, yerleşim, adam paylaşımı bilhassa yan toplarda sıfırdı. Ve dolayısıyla maalesef böyle bir kabus gecesi ortaya çıktı. Elbette ki bunu sadece dün geceki bireysel performanslara ya da taktik sorunlara bağlayamayız. Bu maçı dün, daha doğrusu Galatasaray'daki durumu dün geceki maçla da açıklamak çok yanlış olur. Sezon başından beri hep söylüyoruz. Galatasaray'da çok temel sorunlar var ve ligde 10 hafta geride kalmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde 4 hafta geçti ve biz kış dönemine giriyoruz futbol açısından baktığımızda. Hala bu sorunlar çözülmüş değil. Artık bu sorunlar kronikleşmiş. Bu sorunları çözecek isim belli. Fatih Terim. Bence bu ortaya çıkan tablonun birinci müsebbibi de Fatih Terim. Dolayısıyla öz eleştiri yapıyordur eminim ve yaptığını biliyorum. Öz eleştiri yapması gerekiyor bundan böyle ve müdahale etmesi lazım Fatih Terim'in. Tabii Florya'da ne olduğunu bilmiyoruz ama ben dün akşamki maça baktığımda sanki Galatasaray futbol takımının Florya'da sadece 5'e 2 pas çalışması ardından da yarım sahada çift kale maçla antrenmanları geçiştirdiğini, taktik teknik anlamında hiçbir şey yapmadığını düşünmeye başladım. Böyle midir bilmiyorum. Değildir eminim ama dünkü tablo bana bunu gösterdi. Böyle bir izlenim verdi. Bana bu duyguyu yaşattı. Dolayısıyla Galatasaray'da temel problem bir organizasyon problemi. Yani Galatasaray ne oynadığını, hangi sistemde oynadığını bilmiyor. Çok basit bireysel hatalar yapıyor. Çok basit top kayıpları yapıyor. Ve bu bir türlü giderilemiyor. Sahaya yerleşim, parselizasyon, top trafiğinin yeterli ve verimli biçimde sağlanması, doğru temiz geçişler, birinci bölgeden 2 ve 3. bölgeye hücuma çıkışlar açısından çok ciddi problemler var. Oysa bu kadro çok iyi bir kadro. Bence Türkiye standartının üzerinde bir kadro. Galatasaray'ın elinde bulunan futbolcular nitelikleri açısından baktığımızda Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'de mücadele edebilecek bir kadro. Böyle sonuçları alacak bir kadro değil. Ama bu kadrodan niçin iyi oyun çıkmıyor, iyi sonuçlar çıkmıyor? İşte temel sebebi bu. Bu kadro bir takım hüviyetinde birleştirilemedi. Bir organizasyonu yok. Bireysel hataların çokluğu sadece futbolcuların günlük performansına bağlanamaz. Takımın en istikrarlı, en sağlam oyuncusu olarak gördüğümüz Steven Nzonzi bile pas hatası yapıyorsa, kolay top kaybı yapıyorsa burada tek tek futbolcularla ilgili bir sorun yok demektir. Elbette ki onların bireysel performansı sorgulanır ama asıl problem Galatasaray'daki takım oyununun ortaya çıkmamış olması ve ayrıca bireysel performansların arttırılması konusunda da bence teknik heyet sorumludur ve teknik heyet performansına bakmak lazım. Bunun arkasında da böyle bir gerçeklik yatıyor. Galatasaray organize olamıyor. Galatasaray istediği oyun anlayışını, bu kadronun gerektirdiği sonuçları ortaya koyamıyor. Koyması gerekirken yapamıyor bunu. Ve teknik heyet performansı çok ciddi biçimde eleştirilmeli bence. Bu Real Madrid maçı zor unutulacak bir maç. Tam bir kabus maçı ve utanç oldu Galatasaray için. Ben futbolcu olsaydım, dün Santiago Bernabeu'da Galatasaray'da bir futbolcu olsaydım eminim gece boyunca uyuyamazdım. Ama futbol elbette ki bu rahatsızlığı hissedecek futbolcu. Hissetmeden kendini düzeltemez ama hissettikten sonra da profesyonelce geriye dönmeyi, kafasını kaldırıp bir sonraki maça kanalize olmayı bilmeli. Bunu yaparsa Galatasaray düzlüğe çıkabilir. Çünkü bu kadro hedefleri sağlayabilir. Şimdi Avrupa Ligi'ne gitme hedefi var. Şampiyonlar Ligi'de bir üst tura çıkma hedefi kalmadı. Kulüp Brugge'ü
yeneceğini mutlak bir biçimde söyleyemiyoruz iç saha maçında ama yenmesini umut ediyoruz ve yenebileceğini biliyoruz. Zaten Real Madrid maçından önce söylediğimiz şuydu. Net bir biçimde bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Bu kadro iyi bir kadro. Bu oyuncu grubu iyi işler yapabilir. Real Madrid'i zorlayabilir. Real Betis'ten daha üstün bir kadroya sahip Galatasaray. Dolayısıyla doğru oynarsa, bahsettiğimiz problemler ortadan kaldırırsa, iyi organize olmuş bir Galatasaray futbol takımı varsa ve hızlı hücumları düzgün bir biçimde yapabilirse Real Madrid karşısında sonuç alabilir dedik ama bırakın bunları yapmayı. Bunun çok daha gerisinde bir takım gördük biz dün akşam sahada. Dolayısıyla böyle sonuç alınamaz ama bir fırsat var. Şimdi cumartesi akşamı zorlu Gaziantep deplasmanı ki Gaziantep takımı da çok hızlı hücum yapan, kontratağı seven ve mücadeleci bir ekip. Zor, çok yoğun bir maç olacak Galatasaray adına, bir fırsat maçı ama bu üzüntüden bir an önce kurtulup kafasını kaldırıp futbolcuların 6-0'lık hezimeti unutturabilecekleri bir fırsat maçı olarak görmeliler ve Gaziantep maçından itibaren Galatasaray gerçek performansını, bu kadronun hak ettiği sonuçları ortaya koymalı, çıkartmalı. Eğer böyle olursa Gaziantep maçından itibaren gereken oyunu ortaya koyabilirse, organize bir Galatasaray izlersek sezon kaybedilmiş değil. Sezondaki hedefleri tutturabilir Galatasaray, Avrupa Ligi, ligdeki şampiyonluk hedefi vesaire. Ama hala bu ciddi kronikleşmeye başlayan problemler varsa ki Gaziantep deplasmanında da bu üretkensizliği, ileri bölgede geçişlerdeki sorunu, bireysel hataları ve totalde baktığımızda organizasyon sorununu yaşıyorsa Galatasaray, sonraki haftalar çok daha zor olacaktır.